önüne bakmak lazım ama daha iyisini yapmak lazım. Ticarette şey var yani, sen işletmenin kar oranını arttırmazsan o kar oranı düşüyor. Anladın mı? İşleri büyütmek lazım. Böyle sokakta iş portayla kaç yaşına kadar yaşayacağım? O yüzden şimdi bir şirketleşme aynen kesinlikle koymak lazım. O zaman da ama işin içine dağıtıcı firmanın parası giriyor, DNR'ın koyduğu para giriyor. Tam sikiş birader, anladın mı? Sözleri kısıtlamak. Tabii tabii kesinlikle. Belli bir mekanizmadan geçtiği için o da bir sıkıntı hani bizim için. Çok büyük sıkıntı. Kalemini frenliyorsun, hani yazmak istediğini yazamıyorsun. Aynen. Özellikle protest bir şey yazmaya çalıştığın anda hani böyle bir... Ya o değil, ben yani şey, küfür etmek istiyorsan bile bunu engellememeliler yani. Hani... Aynen öyle. Küfür et yani, çıkardığın bir albümde küfür etmeyi istemek sokakta bikiniyle gezme özgürlüğüyle kıyaslanabilecek bir şey değil yani. O yüzden şimdilik bekliyor. Böyle çok dört dörtlük küfür etmeyen, böyle herkes müthiş bir insanmış gibi şey yani. Ya yok şey, bu ülkede şey var. İnsanların kendi düşünceleriyle insanların önünde düşüncesi olduklarını söyledikleri düşünceleri birbirinden çok farklı. Yani insanlarla bireysel sohbet ettiğinde gerçekten herkesin birbirine saygı duyarak bir barış ortamında yaşamaya istekli olduğunu görüyorsun. Ama bunu diğer insanların önünde ifade etmeye gelince çekiniyorlar yani. Aman diyorlar, şimdi bir şey derler. Sanırım bu toplumun da konjonktürel çocuklar yetiştirilmesiyle ilgili, bireysellik az. Mesela şeye bak. Röportajlara bak birader, ortalama bir Amerikalı insanla Türk insanını karşılaştır. Amerikalı'nın tonlamaları bile çok farklıdır. Anlatımına duygu katar. Bizde kamera önünde ya da insanların önünde yapılabilecek tek şey hata yapmamaktır. Anladın mı? Yani bu insanı nasıl yetiştirdiğinle de ilgili. Artifin Fuat sana Ekun'un. Aynen. Bu topraklar insanları kısıtlıyor, onlara sosyal roller yüklüyor, geçmişten gelen geleneklere göre davranması gerektiğini söylüyor. Hani hayatımız boyunca ne yapacağımız çok belli, anladın mı? Onlara uyman gerekiyor. O zaman bir parça arası verelim. Olur, aynen, hastasıyız. Bak burada Eko ne diyor? Anlayış tüm gevendmez iş, ana amıt ne iş? Söyleyeceğim dönüşte. O zaman parçayı başa alıyoruz arkadaşlar. Bir Eko diyelim, daha sonrasında buradayız. Grim Brings attitude. Grim Brings attitude. Erklärm ist weg, ich bin der German Dream. Der Mac im Geschäft, ich bin es irgendwie. Die Wags sind weg, glaub nicht, wir hören sie. Perfekt, wir sind back und wir zerstören sie. Es ist Hartz V, wie wär's, wenn du mal mein Rad nimmst und erstmal ein Bad nimmst, du Arschkind, Harry, let's im Wagen. Ich bin mit Ski Mask im Laden, bei uns wirst du für dein E-Spec geschlagen. Ich hab gehört, du wurdest letztens festgenommen und dein Zellenpartner hat dich danach festgenommen. Glaubst du wirklich, dass du in der Brings Respekt bekommst? Weißt du, wer ich bin, Homie, ich bin echt der Dom. Ich kenne keinen, der sich textlich beschwert. Vom elektrischen Herd rap ich echt freezy scherb. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Siehst du meinen Blick? Egal was ich tu, ich geb einen Fick. Ich war gut zu Rap, doch Rap war nicht gut zu mir. Ich hab entschieden, wenn ich bluten muss, dann blutet ihr. Sie sagen, Freezy ist der King. Ja, das stimmt, vergiss Hartz IV, denn das ist Hartz zum Fünf. Nenn mich Eklam oder nenn mich Freezy, du kannst wegkrähen, das ist nämlich easy. Jetzt bist du arschgefickt, das ist ein hartes Biss. An Reichtum gewöhnt man sich, an Armut nicht. Ich sitz mit den Gangsters am Tisch, du sitzt zu Hause. Was machst du, wenn ich dich in deinem Tourbus missbrauche? Stimmt, all die Rapper habt's mir gezeigt. Ihr habt mir gezeigt, was für Spaß dies ihr seid. Natürlich kann der König dir einen Wunsch erfüllen. German Dream, bis ich sterbe, fahr ich unseren Film. Bitch, ich dreh mir einen auf dem Fenster Sims. Wo denkst du hin, Mann, seit wann spielen Gangster Sims? Graham Branks Attitüde, Mann, die Tüte macht mich müde. Sag die Wahrheit auch dann, wenn ich lüge. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und der Osmane? Er kennt sein Herr, guck es glänzt sein Schwert. Deutscher Rap, Millionäre haben Street Credibility. Ich leb in der Gosse, aber das feiern die Kiddies nie. Jeder Euro, den ich hab, ist hart verdientes Cash. Aber wenigstens hab ich keinen Arsch dafür geleckt. Ich war gut zu Rap, doch Rap war nicht gut zu mir. Ich hab entschieden, wenn ich bluten muss, dann blutet ihr. Sie sagen, Freezy ist der King. Ja, das stimmt, vergiss Hartz IV, denn das ist hart zum Fünf. Nenn mich Eklam oder nenn mich Freezy, du kannst easy. Jetzt bist du arschgefickt, das ist ein hartes Biss. An Reichtum gewöhnt man sich, an Armut nicht. Sitzt der Co, Baby, im Cabrio, Baby. Wird es Zeit für die Moneymaker-Show, Baby. Denn ich bin der Einfluss.
General, radikal, drive beim Touareg, high wie ne Stewardess. Überleg, ob ich mir einen Stein auf die Uhr setz. Ich komm immer wieder und droppe die Kacke for fun. Bleib locker und packe die Gun, denn die Flocken, sie lachen mich an. Klick, klick, kleiner, ich hab richtig Eier. Meinst du, dass es mich beeindruckt, dass du mich nicht feierst? Die Hood fühlt mich, es reicht nur meine Stimme. Das Gefühl haben sie zuletzt bei Tupac entwickelt. Hater fahren nach Hause in nem Leichensack. Graham Branks, das ist gleich gemacht. Scheiße, was? Ich war gut zu Rap, doch Rap war nicht gut zu mir. Ich hab entschieden, wenn ich bluten muss, dann blutet ihr. Sie sagen, Freezy ist der King. Ja, das stimmt, vergiss Hartz IV. Denn das ist Hartz zum Fünf. Nimm mich Eklem oder nimm mich Freezy. Du kannst wegrennen, das ist nämlich easy. Jetzt bist du arschgefickt, das ist ein hartes Biss. An Reichtum gewöhnt man sich, an Armut nicht. 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 Evet arkadaşlar, Echo Fresh'ten Hearts dedikten sonra benim Almancam pek yok ama kesinlikle öğrenmeyi istiyorum. Yani merak ya. Ich bin der German Dream, der Mac im Geschäft, ich bin es irgendwie. Die Wax sind weg, glaub nicht, wir hören sie. Perfekt, wir sind back und wir zerstören sie. Es ist Hartz 5, wie wär's, wenn du mal mein Rad nimmst und erstmal ein Bad nimmst, du Arschkind, Harry, let's im Wagen. Ich bin mit Ski, Mask im Laden, bei uns wirst du für dein E-Spec geschlagen. Ich hab gehört, du wurdest letztens festgenommen und dein Zellenpartner hat dich danach festgenommen. Glaubst du wirklich, dass du in der Brains Respekt bekommst? Weißt du, wer ich bin, evet, Mumi, ich bin der Dumm. Ich kenne keinen, der sich textlich beschwert vom elektrischen Herd. Rap ich echt Freezy Scherb, sag mal, hörst du mir nicht zu? Siehst du meinen Blick, egal was ich tu? Ich geb einen Fick. Ama günü telaffuz edemez. Ben şey, ben gitmeliyle ama şu oranın beatlerini yapamadım. Defik abi kaliteden kastım oydu. Echo Fresh'in Gülsün var bir klibi dünya standartlarında biz de yakalayacağız umuyorum. Bakalım umuyorum ya. Umuyoruz tabii ki yani. Bu işini yönetiyorum ki. İnşallah daha iyi teknolojiyi yakalayacağız abi. Hani bu biraz süre alabilir. 30'una geldim, daha ne kadar sürecek amına koyayım ya. 1-2 sene daha sürer. Aynen, benim de planım o. 1-2 sene daha sürdükten sonra işler daha hızlı geliyor bana. Aynen. Planı. Yasin demiş ki Çağrı abi gitmeden akapella gibi bir şey gelir mi yine? Vallahi moruk, o kadar çok istedim ki yapmak için. Ama yapamadık. Çağrı en son hasta oldu. Yatağa düştü. Ben de İstanbul'a gittim Gebze konseri için. Yarın belki görürüm Çağrı'yı, öbür gün de akşam zaten gidiyor. Herhalde yalan oluruz. Yok işte, salı gecesi gidiyor, sabahın kaçıysa. Neydi? O uzun soruyu aç bakayım. Rap'in house trap gibi soundların üzerine yapılması, sözlerin altyapılarla alakasız olması. Sözlerin altyapılarla alakasız olmasını bilmiyorum. Ama başka soundların üstüne rap okumakta sakınca yok. Ama bize yani rap'in kökeni buymuş gibi anlatılmasın. Yoksa bir MC'nin çok farklı müzik tarzlarında bir beat'e kendi yazdığı 16'lıkları improvize etmesinde bence hiç sakınca yok. Güzel yapıyorsa çok keyif alarak dinlenebilir. Yine kızacakmışım. Ne diyorduk? Fazla diyoruz, bazen kaptırıyoruz kendimizi oradan. Bazı partide herkes çocuk değil ama sence ama senin kadar olgun insanları... Ya birader, benim kadar olgun çocuklar olabilir ama yani benim o yaşta olgun olduğum kadar olabilir. Sen 30 yaşındaki bir adam gibi düşünüyor olamazsın. Artı sizin yaşlarınız çok kritik yaşlar. Yani 28 ile 25 arasında belki çok fark olmayabilir ama 20 ile 17 arasında çok büyük fark var. Karakter oluşumunun belki son aşaması olduğu için o yüzden ben zorlanıyorum yani. Bazen böyle çok tuhaf davrandıkları oluyor ve yani bir insanın sohbet etmek için etrafında kendi akranı olan insanların ihtiyacını hissetmesinde bence sıra dışı hiçbir şey yok. Yani aynı böyle daha çok akran insanlarla oturup kalkmak da sohbet etmek gibi bu. Hani dinleyici, çünkü bir etkileşim hani sonuçta
sen bir şey paylaşıyorsun abi. Aynen. Ve bakın ben sizi küçümsemiyorum ya da bu kendimi büyük görmek değil. Bu yani ben kendim büyüğüm zaten, anladın mı? Yani bu burma havada olmak değil. Genç insanlarla zaten iletişimde zorlanıyorum. Bir de o ortamlar biliyorsunuz yani şey kendi içerisindeki dengeleri, o ona yazıyor. Havalı gözükeceğim diye o ona şekil yapıyor. Ben gülüp geçiyorum ya diyorum, çoluk çocuk da ben diyorum ne yapıyorum burada, anladın mı? Evlilik sorusu var biraz magazinsel. Yok. Evlilik planı var mı diyor. Bir daha da hayır. Önce müzik kariyeri. Yani şu an için. Sonra güzel para. Sonra belki. Uyuşturucu hakkında ne düşünüyorsun? Uyuşturucu çok kötü bir şeydir. Alkol dahil bütün türleri insanı sinsi sinsi öldürür, süründürür. Hatta ölüm bazen kurtuluş bile olur. O yüzden aklınız varsa içmeyin. Ben de alkol sorunum var. Bundan kurtulma arifesindeyim. Çok az kaldı hissediyorum. Kesinlikle kötüdür. Uyuşturucunun da her türlüsü kötüdür yani. Şu iyidir, bu iyidir değil. Yok yani yok. O doğaldı, değil. Bu değildi falan siktir. Hepsi kötü. Net söylüyorum sana. Yani hani bunu çok özeniyorlar sanırım. Hani böyle daha çok bir Amerika'ya falan bakıyorlar. Ben açıkçası ben sözünü kestim. Ben partilerde elinde ekstra olan çocukları görünce üzülüyorum. Çünkü o çocukların normal ekstra içicisi olmadığını, ikinci kutularını aldıklarında kafalarının taşak gibi olmasından anlıyorum. Ve diyorum buna ben sebep oldum. Yani belki bira içmelerine ben sebep olmadım ama ekstra içmelerine ben sebep oldum ve alkol oranı da %... Fazla yani, çocuklar şamşırıyorlar bile, genç çocuklar, tamam başlarına bundan daha kötü şeyler de geliyor, hengameli hayatlar yaşıyorlar ama benim çocuklara katacağım şey bira tercihlerinde ekstrayı seçmeleri olmamalıydı. Ben çünkü müziğimi yaptığım zaman yetişkinlere yönelik yaptığımı düşündüğüm için hiç bir böyle bir yol gösterici olabileceğim aklıma gelmedi. O konuda da mutsuzum yani. Ya dediğim gibi bu yeraltı piyasasını hep kendime emniyet şubabı olarak gördüm. Yer üstüne çıktığımda oradaki işler patlasa bile kemik kitlenin benim işimi devam ettirebilecek kadar bana destek çıkacağını düşündüm ama umutlarım tükenmek üzere, yer altından vazgeçmek üzereyim. Peki, o şekilde. Yer üstüne çıkma gibi... İsteğim var birader. Planım yok. Çünkü benim yaptığım müziği oraya almaya heveslisi insanlar yok. Çünkü zaten dinleyici kitlesi benim söylediklerimi duymak istemiyor. Daha basit şeylerle zihnini 3-5 dakikalık meşgul edecek parçalar arıyor. Zaten endüstride de söylediğim gibi hani size bol şans, aynen. Ben diyor bu yoldan geçen. Ben öyle istemiyorum yani. Yani hani herkesin kendi bildiği gibi işi devam ettirmesi gibi bir olay var. Hani herkes kendi bildiğini okusun. Herkes kendi bildiğini yapsın. Devur içinden geleni yapsın. Biz o müziğin gerçek olduğunu bilelim. Dinlenmek için yapmasın, ifade etmek için yapsın. Dinlenmesini umut etsin yani. Ve malum YouTube. Yani şey mi? Neyse söylemeyeceğim. Aynen. Ve o konuya nasıl bağladık? Biraz daha hani reklamsal olaylara giriyor ya insanlar. Hani ya ondan önce de ama YouTube'da. Olarak... Aynen. Şimdi işin içine para da girdi. Ondan dolayı hani bir hiç YouTube'da para kaldırma çabasında insanlar ya da atıyorum sadece ortam olduğu için bu işte uğraşıp da hem bu işten çevre edinip hem bu işten para kazanmaya çalışan insanlar da var. Yani tamamen rap'le alakalı olmayıp da kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar bence. Müziği mi? Ama dedim ya bu insan davranışıyla ilgili yani, rapçiliğiyle ilgili değil bunun yani. Tüm rapçiler aynı şeyi anlatıp kendinden bir videoyla bu kadar kavga. Seviyorlar birader, o mikrofon başındayken böyle karşısındakini aşağılayan sert tavırlı olmayı seviyorlar. Bir arkadaşım şey diyordu mesela, bu böyle çok sürekli atar yapan rapçiler için. Bunlar gençken edemedikleri kavgaları şimdi sözlerle ediyorlar. Onları da dinleyen genç çocuklar işte kavga ediyoruz gibi hissedip dinliyorlar. Peki, ama yani bunun uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok sahte şeyler görüyoruz. Hani diss konusu nasıl bir konu sence? Yani bu piyasamızda istesek de istemesek de var olan bir durum. Tamam, kriter şu. Ben diss dinlediğimde o adamın öteki adama niye kurulduğunu bilmek istiyorum. Neyini sevmediğini, hangi aşamalardan geçip sinirlendiğini ve parça yapmaya karar verdiğini duymak istiyorum. Mesela geçenlerde Norm Ender'in Fuat'a disini dinledim. Şey, akapella. Mesela sürekli Fuat'ı işte çok şişko olmakla sonra birkaç bir şeyle daha suçluyordu. Ama mesela çıkış noktasının ne olduğunu anlamadım ben. Yani Norm Ender Fuat'ı niye sevmedi, ben orada onu görmedim. Anladın mı? Benim eksikliğimi hissettiğim o. Diğer dişlere de bakıyorum. Hani diyorum niye kuruldu bunlar, ne oldu?